Burada hepsi Kürt. Hepsi Beytüşşe vakfı. Komiser olsun. Habibim Muhammed Mustafa'ya sonsuz salav selam olsun. Bizi doğru yola erişti. Dünya ve ahirette bize sonlaştır ya Rabbim. Riyadan, israftan, cimrilikten. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım gençlik, sen daha hatta kal. Tamam. Kral. Ben kendim ismim Uğur, soy ismim Ecer. 1993 yılında yaşamış olduğumuz terör saldırısından dolayı babamı kaybettim. 4 şehidimizle beraber toplam 5 tane şehit verdik. Kato Dağı'nın eteklerinde özellikle bulunması ayrı bir gurur verici. Çünkü böyle bir tabelanın, böyle ay yıldızlı bir haritayla süslenmiş bayrağımızın gösterilmesi inşallah terör ve bütün şer odaklarına da çok net bir mesajdır. Bu mesajı her yere de zaten olduğu gibi yayınlıyor. Özellikle Beytüşşe Baba'nın bir zamanlar Kato Dağı'nın gerçekten de terör yuvalarıyla donatılmışken şu anda Kato Dağı'nın eteklerinde böyle bir hizmeti açtırmamız gerçekten çok muazzam bir şey. Bunun sevincini yaşıyoruz. Hele ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza denk getirilmesi ayrıca bir duygu verici. 96. yaşımızda böyle bir hizmeti şehit yakınlarımıza sunulması gerçekten çok güzel bir şey. Tekrar ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beytüşşe Baba'yı bilmeyenler hep maalesef bugüne kadar yanlış bildiler. Ama bugün görsünler ki burada Beytüşşe Baba gibi küçük bir ilçede bu vatan için, bu bayrak için 120 tane Beytüşşe Baba'lı vatandaşımız, aralarında kadın, çoluk, çocuk ve güvenlik korucularımızın, vatandaşlarımızın da olduğu 120 vatandaşımız, 120 aileden 120 vatandaşımız bu vatan için canını seve seve verdiler. Herkes bilsin ki Beytüşşe Baba da bu vatanı seviyor. Bizler de devletimizi, milletimizi, halkımızı seviyoruz. Bunun için de Sayın Kaymakamımız yol güzergahında bulunan bu çeşmeye bu ismi ve bu tesli kazandırdığı için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Beytüşşe Baba'lı vatandaşlarımız hem dışarıdan gelen yolcularımız, misafirlerimiz burada rahatlıkla konaklayıp hem ibadetlerini hem ihtiyaçlarını giderebilecekler. Ben bu duygu ve düşüncelerle böyle anlamlı bir günde Cumhuriyet Bayramımızın kuruluş yıl dönümüne denk getirdikleri için hem seyircilerimizin burada sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum. Hem de daha nice bayramlar diliyorum birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde. Tekrar bu eserin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, Beytüşşe Baba kaymakamlı olarak ilçenin hemen güzel yerlerinde bulunan bir yerde şehitler arasında bir çeşme yapıldı. Bu çeşmede özellikle şehitler isimleri verildi. Hemen arkada bulunuyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Kato Dağı eteklerinde bulunması özellikle mi seçtiniz? Evet. Öncelikle bugün Cumhuriyet Bayramımızın Cumhuriyet Bayramımız, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 96 yıl önce nasıl Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza bir ve beraber olarak Cumhuriyetimizi kurmuşsak, bugün de aynı kararlılık, aynı kardeşlik ve aynı bilinçle Cumhuriyetimizi payidar kılmak için hep beraber çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Buradaki şehitlerimiz de Cumhuriyetimizin en büyük düşmanlarından olan bölücü terör örgütü PKK'nın katlettiği Beytüşşe Baba'lı şehitlerimizin isimleri anısına bu
tesisimize Şehitler Çeşmesi ismini verdik. Burada görüyorsunuz yüzlerce şehidimiz var. Bunların hepsi Kürt. Beytü Şevablı Kürt kardeşlerimiz. Hepsi de PKK tarafından katledilmiş şehitlerimiz. Öncelikle şehitlerimizin şehadeti kabul olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Bugün PKK ve yandaşları ve tabii onu destekleyen emperyalist güçler Türk-Kürt savaşı varmış gibi gösteriyorlar. Aslında burada Kürt-Türk savaşı yok. Burada hak ile batıl mücadelesi var. Ve batılın tarafında olan, bölücülük yapan, hainlik yapan terör örgütü var. Ve onların ve terör örgütünü destekleyen emperyalistler var. Nasıl 96 yıl önce bunları yenmişsek, bugün de Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Sağcısıyla, Solcusuyla tek bir millet olarak yine emperyalistlerin uşağı olan terör örgütlerini yok edeceğiz. Buradaki şehitlerimiz hepimiz için ibrettir. Ülkemiz için ibrettir, dünyaya ibrettir. Türk-Kürt savaşı vardır diyenler buraya gelip utansınlar. Burada PKK terör örgütü en çok Kürtleri katletmiştir, en çok Kürtlere zarar vermiştir. Ve Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır. Ve Kürt kardeşlerimizin PKK ile birlikte bilinçli olarak anılmasını isteyen cenahları buradan kınıyoruz. Ve diyoruz ki Türk-Kürt kardeştir, PKK kardeştir.